Bugünün ilk bağlantısını Mahmut Alparslan'la yapacağız ve Galatasaray'ın durumunu kendisiyle konuşacağız. Mahmut Hocam, günaydın, hoş geldiniz. Yayınımıza Günaydın. nasılsınız? Günaydın. Teşekkür ederim. Bomba gibi hamdolsun. Seni sormalı. Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim hocam. Şimdi Galatasaray'la başlayalım. Tabii Galatasaray özelinde dedik ama yine de muhakkak Fenerbahçe'yi de değerlendirmemiz gerekecek Tabii. sonrasında. Belki haftaya da biraz değiniriz ama öncelikle Galatasaray şimdi derbi öncesi Domenech Torrent'in iddialı olduğunu görüyoruz. Bütün gazetelerde bu haberi aktardık. Biz de izleyicilerimize bültenimiz içerisinde izlettik. Gayet iddialı Torrent. Kesinlikle kazanacağız diyor. Siz ne dersiniz? Ya tabii derbilerde hiçbir teknik direktör hangi takım olursa olsun iddiasız olmaz. Zor bir deplasmana çıkıyor. İlk defa bir büyük bir atmosferi yaşayacak Türkiye'de. Tabii Trabzon maçını falan Beşiktaş maçını içeride oynadı ama deplasmanda ilk defa bir derbi yaşayacak. Zor bir deplasman. Kolay bir deplasman değil. Şu andaki konum üzerinde Fenerbahçe istim üzerinde. Galatasaray kadrosu yani %99 belli. Ben büyük olasılıkta tabii Adıktur'da, daha doğrusu Kasık'ta Kerem'in oradaki olayını çok iyi bilmiyoruz. Herkes bir şeyler söylüyor ama eğer farklı bir konumdaysa oynatmamalarında fayda var. Uzun vadeli düşünmek lazım. Ama kısa vadeli düşünüyorsanız belki bir 45 dakika olabilir, oynatabilirler. Oynamadığı takdirde de bence kendi şahsi fikrim benim bu tabii. Emre herhalde büyük olasılıkla daha önde gözüküyor. Ondan sonra da Murutan o tarzda gider. Barış'ı oynatacağını tahmin etmiyorum. Yani kadrosu belli Galatasaray'ın. Fenerbahçe'de belli başlı belki sol bekte bir değişiklik olacak büyük olasılıkta. Onların da hemen hemen belli. Oturmuş bir kadroyla gidiyor Fenerbahçe. En sonunda sezon bitti ama ideal 11'lerini veyahut da ideal bir 8 kadro, kişilik kadroyu korudular, muhafaza ediyorlar. Ve onda da puanları almaya başladılar. Yani iyi bir derbi olacak. Böyle nasıl söyleyeyim size çok böyle sıkıcı bir derbi olacağını tahmin etmiyorum. İki tarafta puan için. Galatasaray rahat mı? Rahat. Aşağıyla bir ilgisi yok. Yukarıyla bir ilgisi yok. Burada konum olarak Fenerbahçe tabii ikinciliği kovalamak istiyor. Onun üzerine çalışacaklar. Atmosfer müthiş bir atmosfer olur. Tabii oyun planları önemli. Galatasaray'da bekleyerek mi oynayacak? Yani Avrupa'daki maçları hep öyle sürüyoruz. O tarzda mı oynayacak? Yoksa önde basıp hepimizi aldatan bir oyunda mı yola çıkacak? O tarzda da oynadığı zaman Fenerbahçe orta sahada biraz ağırlık basabilir. Ama farklı bir derbi olacak. Yani siz isterseniz kadar ligde kötü puanlara sahip olun veya konumunuz kötü olsun bulunduğunuz yer. Ama derbiler her zaman için farklı oluyor. Bakalım Ezgi ne gösterecek bize? Kadrolar hemen hemen biraz evvel söylediğim gibi çok fazla bir değişiklik olmayacak. Ne yazık ki biraz evvel sen de söyledin. Galatasaray bu sezonu Kerem üzerinden okumaya başladı. Maalesef işte böyle büyük bir takım, büyük bir camianın sadece tek bir oyuncu üzerinden okunuyorsa Galatasaray'daki planlamanın ne derece yanlış olduğunu ve konumun nerelere geldiğini hepimiz vakıfız. Artık prestij maçı Galatasaray için bakalım ne gösterecek bize pazar günü. Ezgi. Hocam aslında yokluğunda forma giyecek isimler de net değil. Yani siz Emre Kılınç ya da Morutan dediniz ama farklı farklı alternatifler üzerinde de duruluyor. Mesela Barış Alper Yılmaz'ın denendiğini biliyoruz. Yine daha farklı belki planlamalar da yapabilir Domenech Torrent ama ne kadar hissedilecek acaba eğer oynayamazsa Kerem'in yokluğu? En fazla yapacağı şey ne olur biliyor musun? Sağda Babel oynarsa arkaya Ömer'i atar. Ön tarafa da Arnold'a da çok absürt bir şey olur. Onu bir kere denedi. Mahvoldular. Onun için ben Emre Kılınç'ın diğerlerine nazaran daha önde olduğunu düşünüyorum. Barış'ta mutlaka idmanlarda siz deneyeceksiniz. O mevkinin oyuncuları bunlar. Bunlarla yol açıyor. Yani Muriten'i zaten hep birlikte, geçen gün de onun bir yazısı çıktı, hep birlikte mahvettik. Nereye gideceğini bilemiyoruz artık. Ondan istifade etmemeyi düşünüyorum. Bu hocanın takdiridir. Onlar çalışıyorlar, onlar biliyorlar. Ama ben ilk etapta Babel ve Emre Kılınç'ın oynayacağını düşünüyorum. Babel'in tecrübesinden zaten faydalı. Feghouli zaten yok. Feghouli olmuş olsa Feghouli deriz ama Feghouli de yok. Onun için ben Emre Kılınç'ın olacağını düşünüyorum. Orta sahası belli zaten. Yani o değişmeyecek. Üçlüyle oynayacaklar. Ha burada sürpriz ne olur biliyor musun? Pulgar oynarsa sürpriz olur benim için. Acaba Yani o oynar mı?
İşte ve oynarsa sürpriz olur diyorum. Bu maçta oynatırsanız orası da tabiri caizse yol geçiren olur. Tamam, birbirlerinden verim alamıyorsunuz ama hiç olmaz herkes diyor ya hani koşuyor, ediyor falan. İşte koşularla takımı ayakta tutmaya çalışacaksın. Bu sezon böyle geçeceğiz ki koşuyoruz koşuyoruz diye diye aldata aldata bu seviyelere geldi Galatasaray. Burada Çiftliğdao Taylan ve Berkan'la oynayacak, o şekilde gidecek Berkay'la. Başka da şansı yok yani hocanın. Ya orta şey müdafası belli. Sağda şey Muslera zaten var. Sağda Omar oynar. Stoperler belli. Sol beki belli. Orta saha belli. Bir tek işte tek bir mevki kaldı. Orada da işte Emre mi diyorsunuz, Muritan mı diyorsunuz? Barış mı? Ben Barış'ın bu maçta üçüncü alternatif olarak olacağını düşünüyorum. Galatasaray'da. Hocam şimdi biz Kerem'e çok odaklandık ama bir taraftan da Aynen. Mustafa Muhammed'in eksikliği var ve o bölgede Gomis oynayacak. Gomis her ne kadar iyi performans gösteren formda bir golcü olsa da 90 dakikayı kaldırabilecek durumda mı? Eğer değilse Halil Dervişoğlu ne kadar katkı verebilecek eğer oynarsa? Bu noktada biraz santrfor bölgesinden de bahsetmek lazım galiba. Sevgili İlke, zaten şu anda elinizde Gomis var. Üç yetenekli bir oyuncu mu? Evet, tamam. Son dönemlerini Arabistan'da geçiriyor, buraya geliyor. Tekrardan ilk maçlarda maalesef 3 metre, 2 metreyi çok zorlanarak koşuyordu. Fakat oynadıkça biraz açılmaya başladı. Bir 45 dakika kaldırabilir mi, 60-70'i kaldırabilir mi? Kaldırıyor. Bunu da gördük son maçlarda. Arkanızda Halil var yani. Başka alternatifiniz yok. Kadronuz bu. Yapılanmadı. Ha, şunu yapabilirsiniz. Baktınız Gomis çok kötü bir performans göstermeye başladı. Veyahut da düşmeye başladı. Babel'i çekersiniz. Oraya da işte sağ tarafa Buritan veyahut da Barış'la takviye edebilirsiniz. Yani alternatifiniz ya Halil olacak ya Babel'i çekeceksiniz santrafor mevkini. Eğer Gomis'te düşüş yaşarsınız. Sağ tarafa da bahsettiğim isimler Muritan veya Barış da olacak. Yani alternatifleriniz ancak bunlar. Başka seçeneğiniz yok elinizde. Peki Yazık. hocam, şimdi biraz da isterseniz Fenerbahçe açısından Evet. değerlendirelim. Fenerbahçe ikincilik hedefiyle Galatasaray derbisini tabii ki çok çok daha fazla önemsiyor. Yani derbi zaten başlı başına tabii ki iki takım için de çok kritik, çok önemli ama Fenerbahçe'nin bir de ciddi bir hedefi var. Bu noktada İsmail Kartal'ın da aslında kadrosuna büyük ölçüde karar verdiği ama sol bek mevkiinde biraz kararsız olduğu söyleniyor. Bu noktada acaba Galatasaray'ı da düşünecek olursak kimin oynaması daha mantıklı olacaktır? Valla eğer Ferdi hazırsa Ferdi ile başlıyor veyahut da Zalay ile başlayacak. Hem stoper özelliği olan, itmelerini iyi yapan ikisinden birisini tercih edecek. Öbür türlü hocanın da İsmail Hoca'nın da fazla bir değişiklik yapacağını tahmin etmiyorum. Oturttu bir kere, kadro oturdu. Yani artık giren çıkanlar da belli, hemen hemen belli. Çok büyük bir sıkıntılar yaşamazsa büyük olasılıkla o şekilde oynayacak. İşte serbest olarak da İrfan Can'ı oynatacaklar. Verim aldılar mı? Aldılar ve alıyorlar da. Şeyde Samuel de zaten sağ tarafa oturdu. Hemen hemen kadroları belli, onların da belli. Belki bir mevki de işte Rossi oynamazsa Pelkas oynar. Onlarla gideceksiniz. Veyahut da kafadan Rossi'yi oynatmayıp da Ferdi'yi oynatır mı hücum yönünde? Bir tek oralarda bir açık mevkilerinde bir oynama olur. Serdar oynar büyük olasılıkla santrafor. Yani Fenerbahçe'nin de kadrosu belli. Orta sahada da defansif olarak düşünürsek işte Crespo'yla Zayisi iyi işler yapıyorlar ve şu ana kadar da yaptılar. Yani fazla onlarda değişiklik yok. Yani en fazla bir mevkide olacak. Zalay herhalde büyük olasılıkla Zalay'la başlar diye düşünüyorum. Ezgi. Peki. Yani oyun düzenleri belli. Fenerbahçe daha çok önde basacak, daha çabuk oynamaya çalışacak. İşte burada biz Galatasaray'la şekilde oynayacak. Onu başlar başlamaz göreceğiz. Yani bekleyerek mi oynayacak yoksa direkt Fenerbahçe kendi yarı sahasında veyahut da sahasında hapsedip hücum yönünde mi oynayacak? Artık düdük çaldığı zaman belli olacak Ezgi. Yani Galatasaray'ın nasıl oynayacağı aslında derbinin gidişatını etkileyecek diyorsunuz Aynen öyle. anladığım kadarıyla. Peki. Gelin şöyle isterseniz haftanın maçlarını da sizinle birlikte bakalım hocam. Bugün 20.30'da oynanması planlanan maç Gaziantep Trabzonspor mücadelesi yarına ertelendi. 20.30'da oynanacak yine. Babakars Fatih Karagümrük Kasımpaşa, Göztepe Kayserispor, Çaykur Rizespor, Konyaspor, Beşiktaş Alanyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Gezete Giresunspor, Demir Grup Sivasspor, Melipol Başakşehir, Adana Demirspor, Altay, Fenerbahçe Galatasaray ve Fraport Antalyaspor, Ataköz Hatayspor maçlarını bu hafta izleyeceğiz. Tabii ki derbiyi dışarıda bırakıyorum. Beşiktaş Artemiz Alanyaspor mücadelesi de
çok dikkat çeken bir karşılaşma. Bunların dışında hocam sizin böyle özellikle dikkat kesileceğiniz, izleyeceğiniz mücadeleler hangileri olacak ve bu haftanın programı hakkında da şöyle sizden birkaç cümle rica edeyim. Bence tabii öbürleri belli. Trabzon hiç konuşmuyorum. Onlar şampiyon oldular, gidiyorlar. Ama burada Göztepe ve Rize maçları enteresan maçlar. Düşmeyi artık son şanslarını oynuyorlar. Bu maçları da kaybederlerse bir daha toparlama şansları yok. Altay'ı bilemiyorum kim neydi. Altay'ı bana söylersen. Bir de o maç çok etkili olacak. Yani alt sıraları güçlü Altay Adana oynayan Demirspor deplasmanında hocam zor bir deplasmanda mücadele. zor bir mücadele. Yani bu üç takımlar daha çok yerleri ve düşme hattını belirleyecek takımlar. Bu haftada mağlubiyeti kapatırlarsa artık Süper Lig'de tutamazsınız. Onlar paldır küldür giderler. Ne yazık ki iki İzmir takımı da düşüş hattında, düşme hattında ve düşeceklerdi. O şekilde gözüküyor. Göztepe'de zaten gördüğümüz kadarıyla oyuncuları şimdiden satmaya başladı farklı yerlere. Demek ki onlar da kurtulacaklarını görmüyorlar. Bence en önemli maç, tabii derbiyi bir tarafa bırakırız, o farklı. En önemli maçlar onlar olacak. Yani düşme hattı cayır cayır yanıyor. Tabii Göztepe, Kayseri. Kayseri burada gene mağlup olursa onlar biraz sıkıntıya girdiler. Hocayı istifa diyorlar ama hocayı istifa ediyorsunuz. Takım da yarı finale geldi kupada. Onu da düşünmek lazım. Yani birbirini tutmayan bir denklem içinde Kayserispor, ama üç düşmeye oynayanlar esas bu haftanın bence en önde olan karşılaşmaları diyeceğim. Beşiktaş Alanya'da sadece ne olacak? Basamağı etkileyecek. Ligdeki belki de Beşiktaş son dönem bir çıkışını yakalarsa Avrupa kupalarına da düşünebilir, ama o da iyi bir maç olur. Fakat benim için üç tane düşme oynayan takımların maçları Ezgi. Peki, Mahmut Hocam çok teşekkürler yorumlarınız Rica için. ederim, Güzel rica bir ederim. gün, güzel bir hafta sonu diliyorum size. Bir mukabele iyi çalışmalar, selamlar bütün arkadaşlara. İyi Çok çalışmalar. teşekkürler, çok sağ olun.